Gamze. Nurhan. 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 Ne oldu ya? Dur, ay, kolonya getir. Gamze su. Gamze su. Nurhan. Nurhan. Gamze Nurhan, su. Nurhan. Dur. Nurhan. Kendine gel. Nurhan. Nurhan. Gel su iç. Nurhan. Nurhan. Nurhan kendine gel. Nurhan. Dur tamam. Kendine gel. Dur dur dur. Bir dakika. Çek çek şunları. Dur. Bir dakika, hiçbir şey istemiyorum Gamze. Dur. Ben hayal mi gördüm? Rüya mı? Ne oldu ya? Sağlık, bu Elif annemi istedin mi gerçekten? Bir şey oldu zannettim ya. Evet, isteyirim. Evlen benden Fatma. Nurhan, iyi misin? Değilim anneciğim. Hiç iyi değilim. Tuzağa düşürdünüz ya resmen bizi. E tanışmaya geliyordu bu adam. Ne oldu? Ya biz böyle olacağını bilseydik. Ne yapardın bilseydin? Evimizi açmazdık anneciğim. Kimin evini açmazdın pardon? Vay, buraya kadar geldik ha Fatma Hanım, şu adam için. Doğru konuş, bu adam benim... Ne? Ne anneciğim? Bu adam senin neyin? Söyle hadi artık, bize duyalım hep beraber. Sözlüm, tamam mı? Evet, olabilir. Hayır anneciğim, bu adam senin sözlüm falan değil. Değil, sen genç kız gibi bir şey oldun ya. Aptala döndün, ne dediğini bilmiyorsun. Bir kendine gel artık ya. Nurhan abla biraz sakin. Ömer sen de karışma ya. Ömer haklı, bir dur sakince bir konuşalım, dur. Aa, ne işiniz var ya sizin burada? Evet, ne yapıyorsunuz siz bu saatte bu parkta? Asıl bu soruyu size sormak lazım. Öyle değil mi Nisa? Yoksa siz bizi takip mi ettiniz? Takip mi? Yok. Biz... Yok, öyle bir şey olmadı. Biz niye takip edelim ya sizi? Allah Allah. Kocaman kadınlarsınız. Ne işiniz var o zaman burada? Ne yapıyorsunuz? Bizim... Tahir'le bir işimiz... Ya söylesene, söyle. Söyle, bilsin bakalım ne diyecek. Neyi bilecekmişim? Hakan? Takip ettim ya ben seni. Acaba dedim hala o şeyle, o şef bozuntusuyla görüşüyor musun diye böyle bir kurt düştü aklıma. Zaten sen de böyle bir gizemliydin. Hı. Sen de bunu uyup kardeşinin peşine mi düştün Tahir? Sağ ol, bravo, gerçekten sağ ol. Buluşsaydım ne olacaktı ya? Ya ne demek ne olacak Nisa ya? Evli barklı kadınsın sen. Tahir, sen bir sus istersen. Sizin ne işiniz var ya burada? Ha? Ne yapıyorsunuz siz burada? Babam bana kızgın Çiçek'im. Rica etsem Safiye Hanım'a iletir misiniz? Ben vazgeçtim. Çok acele ettim, ben hazır değilim. Çok iyi yaptın ama. Yoksa kulak kıyacaktın. Kulak mı? Anlamadım. Sevdiğin kişi gözünün önünde dururken... sevmediğin biriyle evlenip onun da hayatını karartacaktın çünkü. O da her şeyden habersiz bir gün beni sever mi diye bekleyecekti safsa. Her gün Allah'a dua edecekti. Şimdi bu kulak yemek değildir de nedir Ömer? Siz iyi misiniz Çiçek Hanım? Değilim. Canım sıkkın biraz. Ama geçer. Neler geçmiyor ki? Çocuk yapmaz ha bu yaptığını. Tuna böyle yapmıyor bana. Öyle mi? Bu daha hiçbir şey değil Gamze. Madem öyle, madem siz beni çocuk yerine koyuyorsunuz, ciddiye almıyorsunuz, ciddiye alınacağınız birileri bulurum ben de. Ne demek şimdi bu? Kim bulacak mısın sen? Rahmi, kusura bakma ne olur. Vallahi doğduğuna doğacağına pişman ettik seni, biliyorum. Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır. Mezerellam, bunu unutma. Rahmi abi. Rahmi abi. Karamel makyaton. Oo, sağ olasın Serbülent'ciğim. Laktozsuz süt değil mi? Aynen, bubble shot. Eyvallah Nur Yüzlüm. Efendim abi? Bak dur bir dakika, hatlar karıştı, sen gitme gel. Kimle konuşuyorsun sen Rahmi? Hiç Kanaryan. Seni sevdiğimi söylemiş miydim sabah? Keşke beni isteyeceğini de söyleseydin dün Rahmi. Dumuruldu çocuklar. Yıldırım aşkına da bu yakışır. Ben rahatsa kirip çıkmak isterim artık kum tanem. Nasıl nasıl?
Evini diyelim. Sen söz olmasın diyordun ya. Ben de söz olmasın istedim. Ciddiyetimi anlasınlar istedim. Anladılar. Hiç kuşkun olmasın ondan, anladılar. Kapı çaldı. Hadi ben seni sonra ararım. Tamam, tuzlu fıstığım. Hiç değişmemiş. Belki 40 yıl oldu. Aynı masumiyet. Hiç kirlenmemiş Reşat. Temiz kalmış hep. Benim sevdiğim o Reşat. Sevdiğim demiş. Ne bakıyorsun? Çıksana. O günkü gibi attı kalbim. Durduramadım. Dursun öleyim istedim ama olmadı. Ben Reşat'ı unutamamışım meğer. Anlat bakalım. Kimsin, necisin, nesin? Öğretmen demişlerdi. Evet efendim. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Madem ahlak bilgisi öğretmenisin, bu herif kayınvalidene göz koyarken sen neredeydin? Ben ortada bir ahlaksızlık olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca benim sonradan haberim oldu zaten. Ne demek sonradan haberim oldu? Sen bu kızın kocası değil misin? Böyle mi sahip çıkıyorsun karına ve ailesine? Şöyle dayı, ben söylemedim. Bu annemin özeli sonuçta. Bize düşmez diye düşündüm. Ki hala öyle düşünüyorum. Ne demek özel? Başlarım böyle özele. Böyle şey mi olur ya? Kadın dediğin kocasından hiçbir şey saklamayacak. Erkek dediğin de karısına ve yuvasına sahip çıkacak. Bak dayım burada haklı çözmüş işi. Yalnız Yılmaz dayı, kusura bakmayın. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Ömerciğim, bunları konuşmasak mı vallahi şimdi? Kapatalım konuyu. Bırak Nurhan, bırak. Bakalım damadın ne fikri varmış, öğrenelim. Ne Gamze'nin, ne Fatma Hanım'ın, ne de Nurhan ablanın hiçbir erkek tarafından sahiplenilmeye ihtiyaçları yok. Ayrıca evlilik de öyle sizin sandığınız gibi birbirine hükmetmekten ziyade hayatı paylaşmak bence. Ha tabii bunu beceren var, beceremeyen var. Öyle değil mi karıcığım? Evet, ne güzel konuştun. Teşekkür ederim. Evlenirken onay almaktan aciz adam karşıma geçmiş konuşuyor. Ama kabahat bende tabii. Ben sordum çünkü. Neyse, hiç değilse karşımda el pençe divan durmadın. Bulmuşsun kendin gibi birini. Bana bak Gamze. Birinciden boşandın, ses çıkarmadım. Bunu da elinden kaçırırsan vay haline. Radyon çalışıyor inşallah. Bak bu yol git git bitmez. Çalışmasa da pirzat kendim söylerim. Klasik, arabesk, pop, caz, ne istersen. Tamam tamam. Lastiklerin havası da iyi. Çıkalım yola artık. Sana deserim. Buyur Elizabeth'im. Dayı, bu Rahmi denen adam annemi kaçırmış falan olmaya kalkmasın sakın. Hele bir denemeye kalksın o kartoroz. Zaten kızını böyle başıboş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya. Belli bu mevzu uzayacak. Ben en iyisi bizim barı varıp haber veririm gelemeyeceğimi. Bar mı? Ne barı? Ne barı? Restoran diyecektim. Bistro. Hı. Sizden o da beklenir. Bıraksan bardı, pavyondu. Tövbe tövbe. Anne. Anne siz neredesiniz? Ya hiç düşünmüyor musunuz olacakları? Kaçmak ne demek? Dayımı zapt edemiyoruz burada. Durum o kadar kötü mü? Ha neyse ne, tamam hadi sen panik yapma şimdi. Söyle neredesin siz, biz gelelim bir yüz yüze konuşalım. Hayatta olmaz Gamze bak, vallahi öldürür bizi abi. Yok yok dayım yok, biz Ömer'le beraber geleceğiz. Ne diyeyim? Sadece Ömer'le ikisiymiş.
Aa, Ömer güzel uşaktı. Aşk adamı da aynı benim gibi. Halden anlar, çağır çalışsın. Gamze, bak doğru söylüyorsun değil mi? Yalnızsınız kızım. Hani sen bana niye güvenmiyorsun? Ben burada işi çözmeye çalışıyorum. Daha fazla olaylar büyümeden. İyi, tamam. Ama bak yalnız geleceksiniz. Bak dayını biliyorsun, sakın peşinize takayım demeyin ha. Tamam, tamam. Söyle, neredesiniz siz? Gamze, Ömer! Buldular mı yoksa Fatma'yı? İşte buldular. Gamze, buradasın. Ay anne, aşk olsun ama ya. Ya manava gidiyorum diye çıkıp ortaya kaçmak nedir? Ne yapsaydım ya? O gaddarın emirlerine boyun mu eğseydim Gamze? Gidin şöyle oturun. Karnınız aç mı? Dardan bir şeyler söyleyeyim. İştahımız kesildi sayenizde Rahmi Bey. Öyle deme güzel kızım ya. İnsan bu zamanlarda tinç olması lazım. Besinsiz kalmaması lazım. Adrenalin yüklüyor hepimizde. Şu anda derdiniz bu mudur? Gamze, sakin. Nasıl sakin olayım Ömer? Hem annemi kaçırmış hem de keyfi yerinde. Evdeki tantanayla da biz uğraşıyoruz burada. Ya sen iyice Nurhan gibi konuşmaya başladın ya. Hem Rahmi'nin bir suçu yok. Ben dedim ona beni kaçır diye. Bak geçmişte kalan bir şey... Geçmişte kalan. Geçmişte kalan öyle mi? Madem geçmişte kaldı niye getirdin o mektupları buraya gelirken? Niye getirdin? Niye getirdin? Çiçek bak, sen bana bak. Sen bana iyi bak, tamam mı? Eğer bu durumda olmasaydın... ben seni çoktan kapı dışarı etmiştim. Ama işte... İşte bende sende olmayan bir şey var. Ne biliyor musun? Allah korkusu. Kimsin sen kızım? Ne işin var senin Ömer'le? Geçen çay bahçesinde Ömer cüzdanını düşürdü de... içinde buranın adresi vardı. Onu getirmiştim ama... ters bir zamanda mı geldin? Ömer, sen bu kızla çay bahçesine mi gittin? Dayı ben tanımıyorum bu hanımefendi, ilk defa görüyorum. Ne demek tanımıyorum ya? Ya geçen gün kızla buluşacakken hani yanlışlıkla benim... Yok öyle bir şey yok. Ömer o gün orada değildi. Ben karısıyım ve buna şahidim. Karısı mı? İyi de Ömer'in karısı başka biri değil mi? Öyle değil mi Ömer? Başka birisiydi senin karın. Böyle kızıl saçlı hatta. Biri burada ne olduğunu bana doğru düzgün anlatabilir mi? Hemen çabuk! İyi akşamlar. Ha? İşte karısı bu. O da oradaydı. Öyle değil mi Ömer? Ne? Karısı mı?